Selamünaleyküm muhterem aracı arkadaşlarım. Bu koloniye ana arı vermiştik arkadaşlarım. Şu anda bu ana arıyı yeni almış kafesten. Geçen hafta vermiştim herhalde. Biraz sert bir kek vardı içinde. Hatta az bir yer kalmıştı. Oraya da ben açıp verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana arıyı temizliyorlar, sahiplenmişler. Bayağı da arısı azaldı koloninin. Umarım bir iki yavru atıp koloninin hayatını kurtaracak bu ana arı. Güzel bir anaya benziyor. Şöyle gözlükleri de bir takıp iyicene kontrol edeyim. Şuraya bal damlamış arkadaşlar. Göz balı mı alıyor ne? Dışarıdan acaba gözlerden damlamış bir şekilde. Evet, ana arımız kovanda geziyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Gözler kalaylı. Umarım hemen yumurta atacak onlara. Şu anda evet, şu anda yumurta atar pozisyonda. Ama atmadı. Gördüğünüz gibi geziyor. Umarım biraz beslenmeye ihtiyacı vardır galiba. Ama gayet iri güzel bir ana arı. Maşallah, subhanallah, inşallah sorunsuz bunu kurtardık inşallah diye bakıyorum. Artık haftaya bunun sonucunu tam olarak gözlemleyeceğim inşallah. Yumurta atarsa İyi olacak inşallah. Elimizde şu anda 6 tane de ana arı var. Bu Kafkas bu verdiğim. Diğerleri İtalyan Gold. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunun üzerine bir yarım kilogram kek koyacağım. Aslında balı var. Ama bir teşvik olsun diye yarım kilogram kek koyarak kapatacağım onu. Hatta yarım kilogram da değil. Şöyle bir çeyrek, yani 250 grama yakın, 250 gram %5 proteinli bir kek verdim buna. İnşallah işlem tamam diyoruz arkadaşlar. İşaret olarak zaten belli. Ama işaret olarak ben yine de ana kafesini koydum üzerine. Haftaya bununla ilgili bilgileri size vereceğim. Şimdi geçen haftadan söylemiştim arkadaşlar. Arılarda nosema, bazı arılarda nosema olduğuna dair
Halen daha bazılarında var arkadaşlar. Yerlerde sürünen arılar görüyorum. Arılar görüyorum ama büyük ölçüde azalmış. Gözlemlediğim kadarıyla. Yani şöyle bir haftalık sürecin bir yerleri kontrol ederim isterseniz. Yani bak bu tarafta daha çok var. Yani bu tarafta ölü daha çok var ama çok sayılmaz bu. Yani bu aylara göre mesela şu tarafta daha çok daha az var. Görüyorsunuz. Çok çok az var. Bir haftalık süreci göz önünde bulundurduğumuz zaman ön tarafta aynı şekilde. Şurasını zaten pek süpüremiyorum. Burada da biraz var ama bu böyle çok büyük önemli bir şey değil ama şöyle gözlemlemek gerekirse burada da yürüyen arılar var. Arkadaşlar şu şekilde ne kadar yani 5-10-20 tane ile sınırlı diyebileceğim. Şu arka taraf var. Orada da bayağı azaldı. Orada çok vardı mesela. Şu köşedeki gri kovanda bayağı vardı ama onu da kestik elhamdülillah. Güzelme var bayağı. Bakalım ne olacak. Tamamen keseceğiz inşallah. Daha bir iki farklı ilaçla deneyeceğim inşallah. Daha doğrusu önceden denemiş olduğum, kısmen sonuç aldığımız bir iki premix var. Onlardan da umarım sonuç alacağız. Evet, arıların durumu bu. Polen geliyor. Az da olsa. Yani polen daha önce söylemişimdir. Bu memlekette 4 mevsim polen geliyor arkadaşlar. 4 mevsim polen geliyor. Bu arada Karadeniz'e özgü mü diyeyim artık, biz kara üzüm dediğimiz kokulu üzüm veya tabir edilen üzümlerimizden de bir kenarda buldum öyle biraz bir asmada. Evet, onların da tadına bakacağız. Hava güzel. Yani arılarda öyle karışık bir durum yok. Yağmacılık olmaz diye ümit ediyorum. İlk defa o problemli arıyı kontrol ettim. Geldim buraya. Arkadaşlar. Umarım rahatlıkla bir kontrol yaparım birkaç tanesini. Peki. Bu videonun sonuna gelelim böylece. Başka önemli bir şey bulursak, bilgi paylaşmaya değer bir görüntü yakalarsam inşallah sizinle paylaşacağım. Hoşça kalın şimdilik.